Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir görüşme için Bulgaristan'a gideceğiz. Az sonra yola çıkacağız. Bulgaristan'a mı? Böyle mi söyledin? Bugün Bulgaristan'a gidiyoruz hep birlikte sizinle. Sofya'yı gezeceğiz. Sanki her gün oraya gidiyormuş gibi söyledi. Abone olun. Devamına çok güzel şeyler çekeceğiz sizin için. Mutlaka takipte kalın. Yol bizi birazcık yoracak ama yapacak bir şey yok. 4 gün kalacağız. Hadi gidelim. Çok yoruldum. Hadi kalk bakalım artık. Hadi kalkalım bakalım. Sofya'ya geldik. Uyan artık. Hadi kalk 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 kalk. Davay davay davay. Nasılsın babuş? Valla bayıldım sana ya. Çok şık. Harika. Tarzım çok güzel. Çok da güzel uyumuşsun belli oluyor. Evet, Bulgarya sokaklarına çıkmaya hazır mısın? Evet. Ben biraz senin yanına yaklaşamayacak kadarım. Bugün yorgun hissediyorum. O yüzden çok fazla kendime, bakıma dikkat etmedim. Önemli değil ama ben de iyiyim. Hazırım, çok heyecanlıyım. Memleketimize geldik, birlikte gezeceğiz. Çok mutluyum. Öpüyorum sizi, hadi çıkalım. Gökoş bizi nereye götürüyorsun? Yürü yürü bitmedi ya. Çok güzel bir kahveci varmış, oraya götürüyorum. Fiyatlar aşırı uygun, çok kaliteli ve nezih bir yermiş. Yalnız bir daha seni böyle giydirmeyeceğim Sofya'da. Kızlar sana bakıp duruyor, sonra bana bakıyor. Yer cücesi diyorlar yani... bana. Ben Bulgarca anlıyorum. Şöyle düşün, giydirmezsen daha kötü olur. Yürü düşünme. Önüme düş. Yani burada Slav kökenli hanımlar olduğu için ben biraz kısa kalıyorum. Özgüvenim yerlerde. Bitmiş durumdayım. Aşkım sen yerdesin zaten. Yoruldun mu? Yoruldu nasıl ya? Toton ağrıdı mı? Ağrı. Bak Toton. Aşkım valla Sofya'ya gelip döner yiyecek halim yok herhalde. Ne yiyeceksin aşkım Sofya'ya? Börek yiyebilirim. Hamur işleri yiyebilirim. Böyle şeyler yiyip tatlılar yiyebilirim. Döneri Türkiye'de alasını yerim. Arkadaşlar bugün fabrikada geldiğim mekana geldim. Burada fiyatları görüyorsunuz. İşte 9,5 leva, 8,80 leva. Benim söylediğim 9,5 leva, senin söylediğin kaç levası? Benimki de 9,5 leva. 9,5 leva. Toplam burada 25 levaya yaptığımız kahvaltıyı gösterir size. Mükemmel süper ötesi. Birim olarak gerçekten çok 250 lira gibi bir şey yapıyor burası. Tabakları bakın, elimden büyük tabak. Koca bir tabak. Muhteşem abi. Şu anda ben bunu gömeceğim çünkü çok açım. Buraya gelmek için özellikle çaba sarf ettim. Çünkü internet arasında çok iyi bir mekanmış. Fabrikada da Bulgaristan'a gelirseniz Sofya'ya mutlaka gelin. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun Isı'ya. Canlar şu anda bir tane AVM'ye geldik. Sofya'nın güzel AVM'lerinden bir tanesi Paradise AVM. Şimdi Esu Vakiki'ye girdik. Fiyatları çok merak ediyorum. Birlikte bakalım hadi. Hadi bak. Güzel bir mont gördüm. 120 leva. İndirime girmiş. Türkiye'de de yaklaşık bu mont Esu Vakiki'de 700-800 lira falan civarında. Hadi bakalım. Devam edelim. Şapkaları merak ediyorum. Mis gibi şapka, tam kışın rengi. 8 leva, indirime girmiş. Bakalım. Evet. Türkiye'de yaklaşık 40 TL ve üzeri şapkalar. Hemen hemen aynı o zaman hemen burada diyoruz. Şapkalar hemen hemen aynı. Montlarda biraz farklılık var. Beğenmedim. Çıkalım. Ve hiç beğenmedim. Yani fiyatlarda böyle çok uçurum bir şey yok. Buraya gelip de Esvakiki'den alışveriş yapacağınız bir durum yok. Ama çeşit çok. Yani İnanılmaz çeşit var. Mağaza kocaman ve her üründen beden beden desen her şeyi getirmişler değil mi Göko? Evet. Alkol çok ucuz. İnanılmaz ucuz. Biz kullanmıyoruz ama yani 10 levaya 15 levaya böyle litrelik şaraplar, vodkalar, rakılar, aklınıza gelebilecek her şey var abi. Buraya gelen adam alkolik olur. İçmeyen adamı içirdiler yani. Anime şey mi? Anime dükkanı mıydı? Evet. Kızlar Osho buldum şu anda. Biliyorsunuz Osho'nun tarihleri 1000 lira olmuş Türkiye'de. Bakalım Bulgaristan Osho'da ne kadar, merak ediyorum. Evet, burada Osho'nun klasik tarihleri ne kadarmış? 100 leva aynı. Aynı. Hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok arkadaşlar. Zaten H&M'e de girmiştim. Bershka'ya da bakmıştım. Bu markaların hiçbir farkı yok. TL'ye çevirdiğinizde direkt aynı şeye denk geliyor. Şu an Türkiye'de Osho tarifler 1000 lira. Bulgaristan'da da 100 leva aynı.
bakın Bershka'da bu şu anda çok moda olan montlar Türkiye'de 1000 liradan başlıyor diye biliyorum. Burada da ne kadarmış? 110 leva aynı fiyat. Bir fark yok. Bunlar da öyle. 1000 liradan falan başlıyor Türkiye'de. Bu da 90 levaymış. Bershka, Zara, H&M. Bunların fiyatları aşağı yukarı aynı. Ay şu Zara'nın kürkü, Gök'ü o kadar moda ki şu anda. Ver bakayım bir aşkım. 190 leva. 190 leva yani 1900 liraya. Aynı. Ama gördüğünüz gibi mağazalar çok fazla çeşit var mağazada. Ne ararsanız desen desen var hepsinden. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Asiye bir H&M'de bir tane ceket baktı. 50 leva. Türkiye'de kaç parası? 800 TL. 800 TL. Şimdi adam burada 750 leva askeri ücretle 10'dan 15 tane alabiliyor abi. Ama Türkiye'deki askeri ücretli çalışan kaç tane alabiliyor? 7 tane, hadi 6 tane alsın, 7 tane alsın, 8 tane alsın. Yani çarpmanıza gerek yok. Levayı işte 9 küsurla çarpmanıza gerek yok. Buradaki istihdam birazcık daha yüksek ki burada askeri ücretli çalışan oranı bizim ülkemizdeki kadar yüksek değil. Yani söylemek istediği şey hani biz H&M'den, Zara'dan, işte Stradivarius'tan alışveriş yaptığımızda oh wow oluyoruz. Onlar burada rahat alabiliyorlar. Çünkü birim olarak fiyatlar çok düşük. 50 levaya mont alıyor, ceket alıyor falan. Öyle düşünün yani. Bu arada sizin için, size bilgi vermek için parfümlere ve kozmetik ürünlerine de baktım. İşte Sephora'dan falan. Direkt aynı, hiçbir fark yok Türk parasıyla çarptığımızda. Niye? Hatta daha bile pahalı. Hani niye çarpıyorum? Çünkü biz buraya levayla ya da euroyla gelmiyoruz. Biz TL kazanıp yurt dışına çıkıyoruz. O yüzden aynı fiyata denk geliyor. Yani yurt dışına gelip parfüm alma sevdası da sonlanmış. Onu söyleyeyim. Daha bile pahalı yani. Çünkü bundan 3 yıl öncesine kadar, 4 yıl öncesine kadar kur bu kadar farklı değildi. Kur bu kadar farklı olmadığı için almak mantıklıydı. Ama şu anda Bulgaristan'dan da almak çok mantıklı değil. Çok mantıklı değil aynen. Parfüm alamayacağım yani. Öyle görünüyor. Kızlar sizin için Bulgaristan gratisi gibi bir yer buldum. Fiyatlar inanılmaz uygun. Türk lirasına çevirdiğimizde tabii ki de aynı fiyata denk geliyor. Ama burada leva kazandığınızda çok uygun fiyatlara, çok uygun ürünleri satın alabiliyorsunuz. Mesela bu Real Techniques'in fırça seti var burada. 53 leva. Yani 53 birim olarak düşündüğünüzde inanılmaz uygun oluyor. Türkiye'de tanesi 150 lira falan. Çok uygun, çok güzel, inanılmaz büyük bir yer. Ben yanıma siyah çorap almamışım. O yüzden bileklerim üşüdüğü için uzun siyah çorap aldım. Gerçekten çok çeşitli, çok güzel. Çok güzel parfümler de var bu arada. Çok güzel bir mağaza. Adı da Lily sanırım. Yes, Lily. Gelirseniz mutlaka bir bakın. Fiyatlar aşırı uygun. Süpermarkete geldik. Domatesin kilosu 4 leva. Marulun kilosu 4 leva. Ortalama 4'ten hesaplanıyor bak. Havuç 4.59, salatalık 1. Vay, salatalık 1. Salatalık bayağı ucuzmuş. 1 leva, aynen. Ve domatesler, salatalıklar falan pembe domates yani çok iyi. Kocaman bir süpermarket burası. Yedir bakalım mı? Bakalım. Bak, 7.49 diyor. Şu bizdeki kaşar peyniri bu arada. Buna melted cheese diyorlar galiba. Bizdeki kaşar peyniri. Tamam. Burada da şarküteri reyonu var. İşte salam, sosisler falan. Tabii Bulgar salamları falan da var. Şimdi ben bir tane dana... Çoğu domuz eti bu arada arkadaşlar. Ben dana bakıyorum ama bulamadım. Galiba şu pepperoni. Bu bizdeki sucuk gibi biraz. İtalyan sucuğu var ya. O 6. 6 leva. Yani çok uygun fiyatlar. Arkadaşlar bu kaç? 1 litrelik vodka 25 leva. Smirnoff 1 litre 70'lik mi? 70'lik Smirnoff 18-19 leva. Bakalım viski bakalım. Viskilerden bak. Jack Daniels'a bak mesela. Jack Daniels. Abi 70'lik Jack 48 leva. 1'lik 64 leva. Alkol zaten burada çok uygun biliyorsunuz. Çok fazla uygun. Yani içen biri için. Evet ya biz kullanmıyoruz ama şey dedik yani keşke alkol kullansak da bir tane alıp evimize götürsek. Ama bizim öyle bir kültürümüz yok. Yani burada gelip alkol alışverişi yapabilirsiniz. Çok güzel. Arkadaşlar Happy Girl diye çok güzel bir mekana geldik. Adana 15 leva.
da angustu bir şey 16,5 leva. 18,50 leva. Yine Gökhan bizi şahane bir yere getirdi. Bulgaristan'ın meşhur restoranlarından biri arkadaşlar. Happy Grill'di. Lezzetler harika. Ben bundan söyledim. Gökhan'a da bir tane hamburger söyledik. Birazdan fiyatlarını da size söyleyeceğiz. Yani ortam mükemmel. Garsonlar acayip şık. Herkes çok ilgili. Perfect. Evet, şu an Sofya'da Kadı Seyfullah Efendi Camii'nin önündeyiz. Tahminime göre burası Osmanlı zamanından kalmıştır diye düşünüyorum. 500 yıllık bir cami. Kocaman, şu an girişi ama aslında kocaman bir cami. Kimin ve bu yaptığını söyleyeyim mi? Kim? Mimar Sinan'ın camisi. Vay, Mimar Sinan'ın. Evliya Çelebi hatta minaresi için şey demiş yani, gördüğüm en güzel minare demiş ama tabii onu yüzyıllar önce söylediği için şu anda aynı minare kalmış mıdır emin değilim, bakmak lazım. Yani hiçbir dokusu gördüğünüz gibi bozulmamış yani. Bugün cuma olduğu için insanlar cumaya gelmiş buraya arkadaşlar. Biz de içeri giremiyoruz o yüzden. Şu anda tam cuma saati. Tekrardan girebiliriz belki ilerleyen saatlerde. Evet. Arkadaşlar burası Sofya'da Aslanlı Köprü olarak geçiyor. Benim araştırdığım kadarıyla Aslan Bulgaristan halkı için bir önem arz ediyor. Zaten Leva'da, Leva para birimindeki Lev de Aslan demekmiş. Burası da meşhur bir yer, Aslanlı Köprü. 4 tane aslan var burada. Eşek kadar. O yüzden çok hoşuma gitti. Benim burcum da aslan. Tam senlik yani. Evet. Şimdi biz buraya geldik. Ekim'deyiz. Yağış hiçbir şekilde yok. Büyük ihtimal haritada da şeyde de görünmüyor. Hava durumunda da görünmüyor. O yüzden dere şu anda kurak ama 15-20 günü burada kar başlar diye tahmin ediyorum. Bu derede full akar abi. Biz Sofya'ya geri geldik. Benim vatandaşlık sistemleri için geldik. Şu anda Emel Mütercim Tercümanlık Sofya'dayız. Sizler de eğer aileden Bulgaristan doğumlu bir ebeveyniniz varsa bu işlemleri halletmek için buraya gelebilirsiniz. Çok yardımcı oluyorlar. Az sonra mülakata gideceğim. Çok heyecanlıyım. Ne soracaklar, ne olacak, ne edecek hiçbir fikrim yok. Ama üstesinden geleceğime eminim. Bence de. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Nurten Hanım, buradan Türkiye'deki danışanlarınıza ne söylemek istersiniz? Size müracaat edenlere. Çıkıp gelsinler. Sadece vatandaşlık işlerini ve oturma izni işlemlerini halledebiliyoruz. Bulgaristan Sofya ve Türkiye İzmir. De ofisiniz var. Evet. Her iki tarafa da müracaat edebiliyoruz. İletişime geçebiliyoruz. Her iki tarafa da mümkün olan kanuni işlemleri yapmaktayız. Çok teşekkür ediyoruz size. Canlar, oteli birazcık geç çekeceğiz çünkü ilk geldiğimiz gün çok yorgunduk. Normalde check-in 2'deydi, biz sabah 8'de Bulgaristan'a geldik. Asiye dedi ki, ya dedi, biz de dışarıda kaldık, hava çok soğuk, şöyleydi, böyleydi. Adam dedi ki, bir tane oda var ve en güzel odayı verdi. Odada arkadaşlar bir salonumuz var böyle, koltuğu, moltuğu, cartu, curtu. Oteldeki tek balkonlu oda bu arada. Sonra buraya geliyoruz, burada bir yatak odası var. Şuradaki tablo birazcık şey, ama olsun, yapacak bir şey yok, dolabımız var. Çok güzel bir otel. Gerçekten çok ilgililer. O gün mesela kahvaltı yapmamamız gerekiyordu normalde. O gün de kahvaltıya izin verdiler. Biz 4 gün kaldık. Kaç para verdik Asiş? 3500 lira. 3500 lira verdik. Bu arada vatandaşlıkla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Görüşmemizi yaptık. Yani bir sene, bir buçuk sene içinde büyük ihtimal inşallah pasaportumuzu alacağız diye temenni ediyorum. Ama sizlerin bu işlemi yapabilmeniz için arkadaşlar aileden birinin Bulgaristan vatandaşı olması gerekiyor. Aksi takdirde yapamazsınız. Eğer ailenizden bir Bulgaristan vatandaşı, Bulgaristan doğumlu biri varsa İzmir'de Ayten Hanım'a uğruyor. Sofya'da Nurten Hanım'a uğruyor. Üzüm Mütercim Tercümanlık ve Emel Mütercim Tercümanlık. Aynı zamanda Ayten Hanım'a, Nurten Hanım'a ve Emel Hanım'a çok teşekkür ederim. Aşağı isimleri bırakacağız. Haberiniz olsun. Otelin ismini de yazacağım. Aynen. Ben numarasını da yazacağım. Online zaten internetten rezervasyon yapabilirsiniz. Bu arada Gökhan dedi ki pasaportumuzu alacağız dedi ama ben almıyorum. O alıyor. Bana yok yani. Ben karısıyım diye, yani benim işim uzun yani, benim bana oho daha çok var. Asiye de alacak arkadaşlar, şunları bir halledelim.
neler aldığımızı da İzmir'e gittiğimizde göstereceğiz. Çünkü burası böyle çok karman çorman oldu. Orada rahat rahat göstereceğiz. Evet, rahat rahat göstereceğiz. Böyle vloglar istiyorsanız beğenin arkadaşlar. Öpüyoruz sizleri. Hoşçakalın. Evimize geldik. Biliyorsunuz neler aldığımızı size gösterecektik. Şimdi hepsi tek tek başlıyoruz. Tabii Gökhan, başta ne gösteriyorsun? Önce Gökhan bana bir hediye aldı. Onu göstereceğim. Çok istiyorduk arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de çok fazla Jordan ve Dunk modeli yok Nike'ın. Bulamıyorsunuz. Bulsanız da inanılmaz pahalı. Güzel. Bu Air Jordan turuncusunu aldı bana. Zaten bu da yok kesinlikle. İnternette de satışı yoktu. Orada güzel bir mağaza bulduk. Oradan aldık. Kaç para? Onu bir göster. Ne kadar? 280 leva. Şimdi sıra Gökoş'unkilerde. Birincisi bu. Bakalım bunun fiyatını hemen. 242 leva arkadaşlar. 2200 lira. Doğum günümde istiyordum ama bulamıyorduk dediğimiz gibi. Bulamadık. Yani bulamadık. Online'da da yetişemedik. Mağazada da bulamadık. O yüzden sonra doğum günü ki. Bunu dedi, ben sana dedi doğum günü hediyesi alayım dedi. Diğerini dedi giymelik alırsın dedi. Bu da 269 leva arkadaşlar. Yurt dışındaki fiyatları neredeyse hani 200 dolar falan. Ama Bulgaristan'da biz daha ucuza bulduk. Başka bir alışveriş, hani giyim kuşam bir şey almadık. Daha çok Bulgaristan'da ne meşhursa onlara para harcayalım dedik. Hemen başlıyoruz. Ve biz alkol kullanmıyoruz. Yani herkese kullanana da kullanmaya da saygımız sonsuz. O yüzden alkol çok ucuz ama. İnanılmaz ucuz, zaten göstermiştik evet, onu. Alkol çok ucuz. Kısımlarda. O yüzden alkol almadık biz kullanmadığımız için. Şimdi şöyle baharatlar aldım ben markette. Bulgaristan temaları var üstünde. Sanırım böyle değişik bir şey. Bunu yemeklerde kullanmak için aldım. Abi normalde herkes gider bir sürü şey alır, eder. Ben gittim vitamin aldım arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama işte multivitamin, C vitamini, kalsiyum, B12. Aklınıza gelebilecek bütün vitaminleri aldım. Fiyat ne kadar biliyor musunuz? Ya. 2 leva. 20 lira tanesi arkadaşlar. Çok burada ucuz. Burada tanesi 150-200 lira. Aynen. Dan başlıyor. Orada çok uygun diye bir sürü vitamin aldık kendimize. Aha. Tahta gibi çikolata ve inanılmaz güzel bunlar. 1 leva. Bir birim yani. Şu çikolata bir birim arkadaşlar. Şunun üçünü. Üç birim aldık. Fındıklı, bayılıyorum ben bunlara. Bu da Christmas temalı çikolatamız. Bunların fiyatları da yine 1-2 leva falan. Filtre kahve almak istedik. Neden? Çünkü oradaki kahveler çok güzeldi. Çok aromatik. Çok demlemeleri çok güzeldi. Biz orada kahve içmekten çok hoşumuza gitti. O yüzden böyle bir sürü bir paket daha var. Bunlardan birer paket daha var. Böyle filtre kahveler aldık. Dünyanın en güzel gofreti arkadaşlar. Bakın dalga geçmiyorum. Şöyle göstereyim ben size. Bulursanız mutlaka alın. Abi böyle bir şey olamaz. Yani ederim, süt tadı geliyor. Bak, süt tadı yani. Süt içiyorsun. Lıkır lıkır. Bunu yiyorsunuz ya. Gerçekten süt tadı geliyor. Ve buradaki süt tadı da değil yani. Farklı süt tadı geliyor. Yani bildiğin süt içiyormuşsun gibi. Çok güzel bir gofret. İçinde 4 tane var. Bunlardan bir sürü aldık. Zakuska meşhurdur. Bunlardan bir sürü aldık. Çünkü gerçekten çok güzel. Ha, evet. Bunlar Bulgaristan'ın meşhur abur cuburları. Zakuska. Bundan aldık. Fafla. Çok güzel bir gofret. O yüzden bunu da aldık. Bu da fafla. Bulgaristan'ın yine meşhur abur cuburlarından. Bunlardan aldık. Ben şöyle bir şey gördüm. Krokanlı çikolata gibi bir şey denemek için. Bundan aldım. Bir de böyle çikolatanın içinde kek var. Böyle küçük küçük. Bunlardan aldık. Yılbaşı temalı Noel Baba onlu çikolata. Ya bir de ben bunu... onu sen anlat. Bu benim bak. Bunu o kadar çok arıyordum ki, istiyordum ki. Böyle bunlarda sayılar var üstünde. Böyle her gün Christmas'a kadar bir tanesini patlatıyorsun. İçinden muhtemelen çikolatalar falan çıkıyor. Kaç tane var? Bir sürü var. Bak o 20-25 tane falan tamam, var. Tamam, Aralık'ta başlayacağız buna. Takvim gibi yani. Böyle sıra sıra hepsini açıyoruz. Yılbaşına kadar her gün bir tanesini açacağız arkadaşlar. Bu da... Ya bundan çok az almışım. Bu krem arkadaşlar. Bulgaristan'ın çok meşhur bir kremiymiş. Ama ben nedense çok az almışım. 2 tane almışım. Bütün cilt lekelerine, sivilcelere falan dünyadaki en güzel kremmiş. Çok iyi geliyormuş. Buna 2 tane aldım. Keşke daha çok alsaydım. Biraz bu konuda üzgünüm ama daha çok alsaydım size gönderirdim. Ya ben çok... Aşkım bir daha gideceğiz. Bir daha gideceğiz inşallah canlarım. Pasaportu almaya bir daha gittiğimizde bu sefer siz ne istediğinizi yazın buradan. Ayakkabı dışında ayakkabı pahalı. ne istediğinizi yazın, biz takipçilerimize özel bir şey alalım, onlara gönderelim. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Onun dışında da başka bir şey. Yani yeme içmeyi aldık. Çünkü orada abur cubur çok böyle meşhur, çok güzel çikolataları falan. Siz gittiğinizde alkol alabilirsiniz. Çünkü çok uygun fiyata denk geliyor. Başka tavsiye edebileceğim bir şey var mı arkadaşlar? Ayakkabı. Ayakkabı alabilirsiniz. Parfüm almayın. Parfümler aynı para. Yani alacaksınız, Türkiye'de de var zaten hepsi. Parfüm almayın, kozmetik falan. Kıyafetler hepsi aynı. Bunlara da söylemiştik zaten. Bahsetmiştik. Yani bence yiyip içeceğiniz güzel şeyler alabilirsiniz. Orada da güzel vakit geçirebilirsiniz. Paranızı böyle değerlendirebilirsiniz. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Canlar beğenin,
mutlaka yorum atın. Sizleri çok seviyoruz. Böyle vloglar istiyorsanız yazın yoruma. Hoşçakalın. Unutmayın abone. Aboneyim, abone. Bileklerim cebimde.